Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Edeb-ül Lisan kitabımızın 429. hadisinde kaldık. Önceki konuları kapsayan bir bölümle ilgili daha önce tekrarlanan bir takım hadisleri tekrar o konuları kapsayan 429. hadisten devam ediyoruz. Hadis El-Evzai radıyallahu anhudan Süleyman bin Davud aleyhisselam demiştir ki, konuşmak gümüş olursa susmak altın olur. Bize ise bu efendim söz atasözü diye bize nakledildi. Halbuki atasözü değil, bu peygamber sözüdür. Evet, Kitab-ı Samt 612 isnadı hadis hasendir diyor. Bu hadisin isnadı hasendir. Güzeldir yani. Hadis 430. Mücahid radıyallahu anh dedi ki, şüphesiz Ademoğlunun meclisine katılan melekler vardır. Kişi Müslüman kardeşini hayırla anarsa melekler aynısı sana olsun derler. Eğer onu kötülükle anarsa melekler Ademoğlunun avreti örtülmüştür. Sen kendine bak ve ayıbını ört, Allah'a hamd et derler. Hadis 431. Bişir bin el-Haris radıyallahu anh dedi ki, Allah Azze ve Celle Adem aleyhisselama şöyle buyurdu. Ey Adem, gereksiz konuşmak aklında geçtiği zaman kapat diye ağzını bir kapak koydum. Kapat diye ağzına bir kapak koydum. Sana gerekmeyeni görmek istediğin zaman, istediğinde kapat diye gözlerine kapak koydum. Sana helal olmayanların yanında açma diye avretini örttüm. Hadis 432. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu teala anhu'dan, kendisinden başka ilah olmayana yemin ederim ki yeryüzü üzerinde uzun süre hapsedilmeye dilden daha çok ihtiyacı olan hiçbir şey yoktur. Hadis 433. Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anhu'dan, bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında idik. Çirkin bir koku geldi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şüphesiz münafıklardan bazı insanlar Müslümanlardan bazılarının gıybetini yaptı. İşte bu kokunun sebebi budur. Hadis 434. Er-Rabi bin Enes radıyallahu teala anhu'dan, hikmette şöyle yazılıdır. Kötü arkadaşla sohbet eden selamette olmaz. Kötü bir yere giren itham edilir. Diline sahip olmayanla olmayan da pişman olur. Diline sahip olmayana da pişman olur. Hadis 435. Muharib bin Disar radıyallahu anh dedi ki, El-Kasım bin Abdurrahman ile arkadaşlık ettik. O bize şu üç şeyle üstün geldi. Suskunluğu korumak, cömertlik ve çok namaz kılmakta bize üstün geldi. Hadis 436. Vehb bin Münebih radıyallahu anhu'dan, tabipler tıbbın
başının sıcak olduğunda. Hikmet sahipleri de hikmetin başının susmak olduğunda birleştiler. Hadis 437. İbrahim et-Teymi radıyallahu anhu'dan meclislerde sessizliğini en uzun süre koruyan nefis terbiyesinden en üstünleriydi. Hadis 438. Katade radıyallahu anhu'dan şüphesiz kişi yemekten doyduğu gibi konuşmaktan da doyar. Hadis 439. Sufyan İbni Uyeyne radıyallahu anh dedi ki, biz El-Ameş'in yanındayken Zeyd bin Ali'nin öldürüşünden bahsettiler. Dediler ki, ben sizin için çıplak uyarıcıyım. Kişi eline sahip olsun, dilini tutsun ve kalbini tedavi etsin. Hadis 440. El-Hasan el-Basri radıyallahu anhu'dan dedi ki, insanları amelleriyle tanıyın, sözlerine bakmayın. Zira Allah bir sözü ancak tasdik veya tekzip eden bir ameli üzerine delil kılmadan bırakmaz. Güzel bir söz işittiğinde sahibi hakkında karar vermede acele etme. Eğer sözüyle ameli uygunsa ne âlâ. Onu kardeş edin ve sev. Sözüyle ameli tutmuyorsa onda seni şüphelendiren ya da onun senden gizlediği var, ne var bak, Ademoğlunun aldanışı gibi aldanmaktan sakın. Şüphesiz senin bir sözün de bir amelin de vardır. Bir sözün bir de amelin vardır. Amelin sana sözünden daha layıktır. Şüphesiz senin bir gizli halin de bir aşikar halin de vardır. Gizli halin sana aşikar halinden daha hayırlıdır. Aynı şekilde senin bir şimdin bir de sonran vardır. Sonran akibetin sana şimdiden daha layıktır. Hadis 441. Mutarif bir İbn-i Şihir radıyallahu anhu'dan. Allah'ın celali göğsünüzde büyüsün. Onu biriniz köpeğine, eşeğine, koyununa Allah'ım onun belasını ver diyerek anmasın. Ya o bela eşek ve köpeğe de okunmaz, koyuna da okunmaz. Allah'ın belası, onun belasını ver. Hadis 442. Hunas bin Suhaym radıyallahu anh dedi ki, Ziyad bin Hudayra ya da Cüdeyr ile mezbeleden dönmüştün. Konuşmam arasında hayır emanete yemin ederim ki dedim. Bunun üzerine Ziyad ağlamaya başladı. Bir süre ağladı. Ben kötü bir şey yaptığımı anladım ve ona söylediğim çirkin bir şey miydi dedim. Dedi ki evet. Ömer radıyallahu anh bizleri emanet ile yemin etmekten şiddetle sakındırırdı. Hadis 443. Ebu Duha'dan Mesruka şiirden bir beyit soruldu. Bundan hoşlanmayınca sebebi soruldu. Dedi ki, sahifemde şiir bulunmasını istemem. Tabii bu da harama çağrıştıran şiir. Bunu da efendim bilelim. 470-44 El-Kasım bin Muhammed radıyallahu anhu'dan kendilerine yetiştiğim insanlar konuşmaktan hoşlanmazlardı. Hadis 445 Süfyan İbni Uyeyne radıyallahu anhu'dan El-Kasım bin Muhammed sadaka dağıtırken toplandılar. O namaz kılıyordu. Söylenmeye başladılar. Bunun üzerine oğlu dedi ki, sizler öyle bir kimseye geldiniz ki Allah'a yemin olsun, kendisi bundan ne bir dirhem ne bir danık almış değildir. El-Kasım namazı kısa tuttu ve sonra dedi ki, ey oğlum bildiğin şeyi söyle. Sufyan radıyallahu anh dedi ki, oğlu doğru söylemişti fakat onu konuşmasını korumak için edeplendirmek istedi. Hadis 446. Fadale bin İbni Ubeyd radıyallahu anh dedi ki, Davud peygamber aleyhisselam Rabbinden en sevdiği ameli kendisine haber vermesini istedi. Buyurdu ki, eğer yapabilirsen 10 şeydir. Yarattıklarından bir kimseyi ancak hayırla an. Yarattıklarından hiç kimsenin gıybetini etme.
hiç kimseye haset etme. Davud Aleyhisselam dedi ki, ya Rab, bu üçüne gücüm yetmez, diğerlerini bildirme. 447. Malik bin Dinar radıyallahu anhudan, amel defterini yazmakla insanlar mükellef olsalardı, mutlaka konuşmayı azaltırlardı. Hadis 448. Halid Errabi radıyallahu teala anhudan, İsa aleyhisselam ashabına dedi ki, uyurken örtüsünü rüzgarın açtığı birini görseniz ne yaparsınız? Onun üstünü örteriz dediler. İsa aleyhisselam dedi ki, bilakis kalan kısmını da açarsınız. Subhanallah, elbette onu örteriz dediler. Bilakis kalan kısmını da açarsınız dedi. Ve böylece bir kimsenin kötülükle anıldığını işitip onu daha fazla anlatan topluluğu misal getirdi. Hadis 449. İbnül Mübarek radıyallahu anhudan, Ebu Avna, konuşsan ecir alsan olmaz mı? Konuşsan da ecir alsan olmaz mı? Denildi. O da dedi ki, konuşan kafi gelene razı olmaz mı? Hadis 450. Vuhey bin Halid'den İsa aleyhisselam dedi ki, dört şeyin bir kimsede bir araya gelmesi şaşılacak şeydir. İbadetin başı olan susmak, Allah için tevazu, dünyada zühd ve tasasız olmak. Hadis 451. Abdulaziz bin Ebi Ravva der radıyallahu anhudan, bir grup insan Ömer bin Abdülaziz ile sohbet ettiler. Dedi ki size ortağı olmayan Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Sizi mizahtan sakındırırım. Zira o kötülüklere sürükler ve kine sebep olur. Meclislerinizde Kur'an'ı okuyarak onun dersini yapın. Bu size ağır gelirse hayırlı insanların sözlerini konuşun. Allah'ın ismiyle hareket edin. Hadis 452. Abdullah bin Amr İbni Rabia dedi ki, ben çocukken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annemin yanına geldi. Ben çıkmak üzereyken annem, ey Abdullah, şunu al diye seslendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne vereceksin buyurdu. Ona hurma vereceğim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, eğer onu vermeseydin bu sana yalan olarak yazılacaktı. Hadis 453. Mücahid radıyallahu anhudan, şüphesiz kişi çocuğunu susturmak için sus da sana şunu alayım der de bu ona yalancık olarak yazılır. Hadis 454. Ayşe radıyallahu anhadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şüphesiz Allah şiddetli münakaşa yapanları sevmez. Hadis 455. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh dedi ki, suskunluğunu muhafaza eden, insanlardan uzaklaşan birini görürseniz ona yaklaşınız. Zira o hikmet, ona hikmet verilir. Hadis 456. Yunus bin Ubey dedi ki, insanlardan herhangi biri diline ehemmiyet verirse diğer amellerinde de düzelme görülür. Hadis 457. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, ağzınızı güzel yemekten sonra yıkarsınız. Fakat kötü sözden dolayı yıkamazsınız. Hadis 458. Salim bin Abdullah bin Ömer radıyallahu anhudan, babamın bir defa dışında lanet ettiğini hiç duymadım. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, mü'mine lanetçi olması yakışmaz. Hadis 459. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhudan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Hadis 460. Hadis 460. İbn Abbas radıyallahu anhudan El-Fadil bin Abbas'a radıyallahu anh, Arefe günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bineğinin terikesindeydi.
kadınlara bakmaya başladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözünü başka tarafa çevirmesini söyleyerek buyurdu ki, ey amcaoğlu, şüphesiz bugün kulağına sahip olup haktan başka bir şey işitmeyen, gözüne sahip olup haktan başkasını görmeyen ve diline sahip olup haktan başkasını konuşmayan bağışlanır. Hadis 461. Ebu Berzetil Eslemi radıyallahu teala anhudan, aramızda kafilenin eşyalarını taşıyan devenin üzerinde giden bir cariye vardı. Devenin dağda ayağı tökezledi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya bakıyordu. Kadın Allah'ın bu deveye lanet ettiğince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, üzerinde lanet olan bu deve bizimle gelmesin. Hadis 462. Cürmüz el-Cüheymi radiyallahu teala anhudan dedim ki, ey Allah'ın Resulü, bana tavsiyede bulun. Buyurdu ki, sana lanetçi olmamanı tavsiye ediyorum. Hadis 463. Ebu Kilabe radiyallahu anhudan, Sabit bin Eddahak radiyallahu anhudan, o sahabiydi. Hammad dedi ki, bunun merfu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olduğunu söylesem ve bana girmem dedi. Girmem dedi ki, mümine lanet etmek, onu öldürmekle eşittir. Onu küfür ile itham ederek çağırmak, onu öldürmekle eşittir. Kim İslam'da, İslam dışında bir millet mensubu olduğunu belirterek yemin ederse, yalan söylemiş olsa bile dediği gibidir. Hadis 464. Ebu Katade radıyallahu anh'dan, bir mümine lanet ediyorsa, kim bir mümine lanet ediyorsa onu öldürmüş gibidir denilirdi. Hadis 465. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh'dan, kim dinini tartışmalara hedef yaparsa sık fikir değiştirir. Hadis 466. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh dedi ki, sahabeler Kur'an hakkında konuşmayı sevmezlerdi. Hadis 467. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh'dan, sahabeler hakkında kararsızlıktan hoşlan, din hakkında kararsızlıktan hoşlanmazlardı. Hadis 468. Amr bin Kays el-Mellai'den bir adam Lokman aleyhisselama uğradı. Ve onun yanında insanlar vardı. Dedi ki, sen falancaların kölesi değil miydin? Evet dedi. Sen şu dağda çobanlık yapıyor muydun dedi. Evet dedi. Peki öyleyse bu gördüğün duruma nasıl geldin diye sordu. O da şöyle cevap verdi. Doğru sözlülük ve beni ilgilendirmeyen konularda susmak sayesinde. Hadis 469. Ebil Cevza radiyallahu anhudan, hiçbir şeye lanet etmedim ve hiçbir lanetlenmiş şey yemedim. Hadis 470. İbrahim radiyallahu anhudan, insanlar şu iki şey hususunda helak oldular: fazla mal edinmek ve fazla konuşmak. Hadis 471. Ebu Halde'den, ben öyle insanlara yetiştim ki onlar bildikleri halde konuşmuyorlardı. Şimdikiler ise bilmedikleri halde konuşuyorlar. Hadis 472. Ayşe radıyallahu anhadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin gibi hızlı hızlı konuşmazdı. Bir mecliste oturduğu zaman en faziletli sözlerle açık açık konuşur ve onu işiten dediklerini ezberleyebilirdi. Hadis 473. Enes bin Malik radıyallahu anhudan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sövmez, müstehcen konuşmaz ve lanet etmezdi. Birimizi azarlayacağı zaman alnı toprak olasıcaya ne oluyor derdi. Hadis 474. Ayşe radıyallahu anhadan, birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında kavminin ne kötü bir mensubu dedi. İçeri girince de ona güler yüz gösterdi. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, söylediğinizi işittik. Bunun üzerine şöyle buyurdu: ey Ayşe, evime geldim. Şüphesiz Allah edepsiz konuşmaları ve edepsiz konuşanları sevmez. Hadis 475.
Usame bin Zeyd radiyallahu teala anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Şüphesiz Allah edepsiz konuşmaları ve edepsiz konuşanları sevmez. Hadis 476. Errabi bin Enes radiyallahu teala anhudan hikmette şöyle yazılıdır. Kim kötü arkadaşla sohbet ederse selamette kalamaz. Kim kötü bir yere girerse itham edilir. Kim de diline sahip olamazsa pişman olur. Hadis 477. Rabia bin Ata radiyallahu anha dedi ki El-Kasım bin Muhammed'in yanında Allah Muhammed bin Yusuf'u öldürsün. Allah'a karşı da ne cüretli dedim. O da dedi ki o Allah'a karşı cüret etmekten daha alçak ve daha rezildir. Fakat o gafilce aldanıyor. Şöyle söylemeliydin. Allah ile nasıl da aldanıyor. Hadis 478. El-Hasan bin El-Bahili'den Abdullah bin El-Mübarek radiyallahu anh şu beyitlerinden daha güzeliyle misal getirmedi. Dilini koru zira dil kişiyi öldürmekte süratlidir. Dil kalptekinin habercisidir, kişilerin akıllarının aklının delilidir. Hadis 479. Er-Rayaşi bana şu şiiri söyledi. Yiğidin dili kendisinin kurdudur. Onu güçten düşürür yiyerek, türlü konuşmak gibi acizlik yoktur. İşin doğrusu ve batılı onun için eşittir. Hadis 480. İyaz bin Abdullah el-Fihri'den denilirdi ki, şüphesiz kişi malında taşkınlık ettiği gibi konuşmasında da taşkınlık eder. Hadis 481. Affınıza sığınıyorum. Hadis 481. Ebu Cafer el-Kureşi bana şu şiiri söyledi. Cahilliği gizle, gücün yettiği kadar susmakla, şüphesiz sessizliği rahatı vardır susmakta. Susuver cevap vermekten aciz kaldığında, nice söz vardır ki onun cevabı susmakta. Onun cevabı suskunlukta. Ya ne güzel değil mi? Cahilliği gizle gücün yettiği kadar susmakla, şüphesiz sessizliğin rahatı vardır susmakta. Susuver cevap vermekten aciz kaldığında, nice söz vardır ki onun cevabı suskunlukta. Abdullah bin Davud'dan El-Ameş radiyallahu anhu şöyle derken işittim. Susmak cevaptır. 483 hadis. Salih bin Ebil Ahdar dedi ki Ebu Eyyub'a bana tavsiyede bulun dedim. Konuşmanı azalt dedi. Hadis 484. İbni Abbas radiyallahu anhuma dedi ki arkadaşını ayıplarını anlatmak istediğinde kendi ayıplarını hatırla. Hadis 485. Mücahid radiyallahu an kendi kendinizi ayıplamayın. Hucurat suresinin 11 ayeti hakkında dedi ki birbirinize hakaret etmeyin demektir. Hadis 486. Abaye bin Kuleyb'den Müemmel Eş-Şair bana geldi ve dedi ki senin şiir rivayet etmediğini biliyorum. Lakin şu beyti bir dinle. Eğer alçağın biri seni aşağılarsa ona bununla misal vermeye başla, başka cevap verme. Alçak konuşursa ona cevap verme. Susmak hayırlıdır onu cevaplamaktan. Kavmin alçağı bana sövdü de yükseldi. Şayet kanı dökülseydi yükselemezdi. Ben de söverek alçalmaya başlayamam.
utanırım bana söven kimse için utanırım. Hadis 487. Riyah bin Ubeyde'den Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh'unun yanındaydım. El-Haccac zalim haccacdan bahsedildi ve ben ona söverek hakkında kötü konuştum. Ömer radıyallahu anh beni nehyederek dedi ki yavaş ol ey Riyah. Zira bana şöyle bir şey ulaştı. Şüphesiz kişi birisine zulmeder. Mazlum da zalim sevmek ve onu kötülemek suretiyle hakkını almaya devam ederse zalim ondan üstün olur. Hadis 488. Müslim bin Ziyad dedi ki Abdullah bin Ebi Zekeriya kendisine sorulmadıkça neredeyse hiç konuşmazdı. Bununla beraber o insanların en neşelisi ve en çok tebessüm edeniydi. Hadis 489. Ubeyde İbnül Velid bin Selam Süleyman bin Ebi Saib'den babamı şunu anlatırken işittim. Arkadaşları Allah'ın zikrinden başka bir şeye daldığı zaman Abdullah bin Ebi Zekeriya'yı görürdün. Allah'ın zikrine, ilim dersine daldıkları zaman ise insanların en çok kulak vereni o olurdu. Hadis 490. Zekaz Yakup bin Ubeyd bize şöyle anlattı. İskenderiye duvarında yazılı olan şu yazıyı okudum. Kişiyi korumada Rabbi gibisi yoktur. Kişiye nasihatçi olarak aklı gibisi yoktur. Dilin seni günaha düşünce sözüyle savunamaz. O sert olmadığı için hesabı senden sorulacaktır. Hadis 491. Said bin Abdülaziz'den Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'a dedi ki Allah katında en büyük günahlardan birisi de kulun olmayan her şey hakkında şüphesiz Allah biliyor ki böyledir demesidir. Hadis 492. Abdullah bin Dinar'dan hikmet sahipleri derler ki susmak 5 şeyden kaynaklanır. İlimden, ağırbaşlılıktan, acizlikten, cahillikten ve tahammülden. Cahillikten ve tahammülden. Hadis 493. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kişinin Müslüman bir kimsenin namusuna dil uzatması büyük günahlardandır. Yine bir kötü söze karşılık iki kötü sözü söylemek de büyük günahlardandır. Hadis 494. El-Evzai radıyallahu anhu'dan El-Hasan el-Basri radıyallahu anh kısacası kısa anlatırken konuşmazdı. Bu ona sorulduğunda Allah'a saygıdan dendi. Allah'a saygından dendi. Hadis 495. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh dedi ki insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki sığırın diliyle yediği gibi dilleriyle yiyecekler. Hadis 496. Halid Errabi dedi ki şu üç şeyden, üç şeyi benden ezberleyin ve birer birer öğrenin. Zira sizler hepsine güç yetiremezsenizsiniz, yalanı, gıybet ve yemini terk etmek. Hadis 497. Muhammed bin Vasi radıyallahu anhudan Huleyd el-Asri birisinin ders esnasında başka tarafa döndüğünü gördü ve dedi ki ne oluyor da arınmak ve takvaya sana yetmiyor. Ne oluyor da arınmak ve takva sana yetmiyor. Hadis 498. Muhammed bin Sukadan Meryem oğlu İsa aleyhisselam dedi ki insanları bırakın sizden yana rahat olsunlar. Sen de kendi nefsinle meşgul ol. İnsanların mahremiyetlerini ve kötülüklerini araştırmayı bırakın. Sen kendi vazifenle ilgilen.
Hadis 499. Muhammed bin Ubeyd et-Tanafisi'den Musa Seylani Yusufyan es-Sevri'ye şöyle sorarken işittim. Ey Ebu Abdullah, şüphesiz Allah eti çok olan evden nefret eder. Bunun üzerine dedi ki, onlar et yiyenler değil, gıybet ederek insanların etlerini yiyenlerdir. Hadis 500. Ata el-Horasani radıyallahu anh'dan, kim gıybet yaparsa, gıybet ettiği kimsenin günahlarının yarısı bağışlanır. Hadis 501. Mekki bin İbrahim dedi ki, bizler İbni Avv'ın yanındayken Bilal bin Ebi Burde'den bahsedildi ve onu lanetleyip aleyhinde konuştular. İbni Avv ise ona, ey Eba Avn, onun sana neler yaptığını anlatmayacak mısın dediler. Bunun üzerine İbni Avn dedi ki, kıyamet gününde amel defterimde ancak iki cümle çıkacaktır. O ikisi Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah falana lanet etsin cümleleridir. Allah defterimden Allah'tan başka ilah yoktur cümlesinin çıkmasını, Allah falana lanet etsin cümlesinin çıkmasından daha çok isterim. Hadis 502. Enes radıyallahu teala anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, edepsizlik herhangi bir şeyin içinde olursa mutlaka onu çirkinleştirir. Haya da her neyin içinde olursa mutlaka onu süsler. Hadis 503. Avn bin Abdullah da Abdullah dedi ki, insanların kusurlarına bakan kişi bunu ancak gafletten dolayı yapar. Zira kendi kusurlarından gafildir. Hadis 504. Muaviye bin Kurre dedi ki, çolak bir kimse için falan çolaktır desen gıybet olur. Bunu Ebu İshak'a anlattığımda doğru dedi. Hadis 505. Cerir bin Hazım'dan Muhammed bin Sirin'den birinden bahsederken, o siyahtır dedi. Sonra dedi ki, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma dilerim. Onun gıybetini ettim. Hadis 506. Errabi'den Muhammed bin Sirin'den dedi ki, kardeşinin hakkında ardından onda olan bir şeyi söylersen bu gıybettir. Onda olmayan bir şeyle anarsan bu da iftiradır. Zulüm ise kardeşinin iyiliklerini unutup onda bildiğin çirkinleri anmandır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.